Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber O Ne Diyor testi oynayacağız arkadaşlar. O Ne Diyor testinde prenses miyim değil miyim, yani çirkin miyim güzel miyim tarzında bir oyun oynayacağız. Bir test çözeceğiz, bakalım yapabilecek miyiz? Yani yaparız ama prenses çıkabilecek miyiz ona bakalım. Biliyorsunuz ki bu kızlar için çok önemli arkadaşlar. Hadi oynayalım bakalım. Şimdi birincisinde diyor ki, hadi başlayalım. Bunlardan hangisi senin sabah uyandığındaki haline benziyor diyor. Yani ben kendimi açıkçası hep şuna benzetiyorum. Yani şu fare de çok tatlı duruyor ama kim kendini şuna benzetmek ister ya? Şu tipe bakar mısın? Yani böyle bir tuhaf bir şey, yani ne olduğunu bile anlayamadım. Ata benzetmiyorum kendimi. Köpek olan da benzetmiyorum. Tamam, şunu diyeceğim ya. Ben buna benziyorum bence. Aynen. Ona benzediğimi düşünüyorum hiç değilse. Siz de yorum olarak yazabilirsiniz hangisi olduğunu. Yüzünü falan yıkadın. Kendine geldin. Kahvaltı için ne yiyeceksin diyor. Bakıyorum şöyle, of. Peynir, zeytin bir şeyler diyor. Çok bayılırım gerçekten peynirle zeytine. Tost. Ya büyük ihtimal ben tost yerim arkadaşlar. Aslında sucukluyum. Bunların hepsini seviyorum. Büyük ihtimal hepsini yemek isterim yani. Bir prenses olsaydım hepsini yemek isterdim ama. Şimdi yani. Melemen de. Bunların hepsi zaten yumurtalı. Haşlanmış yumurtayı çok aşırı derecede tercih etmem ama. Kahve son tercihim. Onu söyleyeyim yani. Kahve gerçekten son tercihim. Çünkü ben kahveyle doymam ya. Manyak mı bu kahve içenler sabah sabah, anlamıyorum. Tamam arkadaşlar, tost diyorum. Yani hepsini seviyorum ama tost diyeceğim. Çünkü en kolay o yani. Bana artık annem kahvaltı hazırlamadığı için, kendim hazırladığım için en kolay tost hazırlayabiliyorum. Evet, artık hazırlanmaya başlayabilirsin. Giyeceğin kıyafetin rengi renk ağırlığı ne peki demiş. Yani bu kadar mı renk var? Çok az bir renk ya. Yani ben normalde bunların hiçbirinin günlük hayatta çok fazla tercih etmiyorum yani. Ama ya beyaz da çok yakışıyor, mavi de. Hangisini tercih etsem? İlk aklıma gelen maviydi. Mavi yapayım bari. Evet arkadaşlar, dördüncü soruya geldik. Bu akşam bir randevun var diyor. Evet, yanlış duymadın, randevun var. Peki ama bu yakışıklılardan hangisiyle? Şimdi çok güzel bir soru sordun canım. Tabii ki de bakıyorum. Arkadaşlar, birinci şıktaki iyi ama turuncu kafalı. Turuncu saçlı yani. İkincisi de iyi ama saçı uzun. Ondan sonra bilemedim, bunda biraz kararsızım aslında. Üçüncüsü esmer yakışıklısı, esmer yani. Ondan sonra dördüncüsünde de yani bunun erkek olduğundan çok emin değilim arkadaşlar. Bu kız gibi bir tipi var yani şimdi bunun. Açık konuşalım lütfen. O ne diyor testiciğim, canımcım, benimcim. Hani bu kız gibi bir şey. Onu çok sevmedim. Ondan sonra beşincisi. Aslında beşincisi böyle bana bir karizmatik gelmedi değil yani. Beşincisi biraz daha böyle bir saçının şurası şöyle böyle bir şeyler yapmış. Beşincisi biraz daha karizmatik. Hani altıncısını hiç söylemiyorum. Ben şöyle hani yapanlardan hoşlanmam. Yani biraz Çinli gibi. Çinli sevgilim olsun istemem yani. Çinli biriyle bir yere çıkayım istemem açıkçası. Çünkü yani Türklere benzemedikleri için çok daha hoşlanmıyorum. O yüzden tabii ki ayrımcılık yapmıyorum ama çok da hani böyle onu tercih etmem yani. Bir seçeneğim varsa onu tercih etmem. O yüzden ben bunu istiyorum. Buna çıkıyorum ben yemeği. Ona çıkıyorum ya. Evet. Beşinciye geldik. Ama sakin ol. Hemen değil. Daha akşama çok var. O saate kadar bol bol vaktin var. Nasıl değerlendireceksin bu vakti demiş. Ondan sonra yürüyüşe çıkarak diyor. Birkaç atış yaparak mı? Hayır tabii ki de. Yani bu söz konusu bile değil. Yürüyüşe çıkarak hadi belki olabilir ama birkaç atış yaparak değil yani. Koleksiyonlarımla oynayarak konuşamadım. Çok heyecanlı olduğum için konuşamıyorum arkadaşlar. Koleksiyonlarımla oynayarak demiş. Ondan sonra yani koleksiyonlarımla oynayarak yapmam. Çünkü
bir koleksiyonum yok. Evet, bunda hemfikiriz, bir koleksiyonum yok arkadaşlar. Deniz kabuklarını çok seviyorum ama koleksiyon yapmadım. Ondan sonra Cema bakım yaparak demiş. Yani bu şimdi akşam bir yemeğe çıkıyorsam evet tercih edebileceğim bir şeydir. Çünkü bir hani davetim var, bir yemek, hani baş başa bir yemek yiyeceğim, önemli. Ondan sonra bakım yaparak evet yani olabilir. Evi temizleyerek son tercihim. Bir de terleyeceğim, bir de duşa gireceğim, çıkacağım, edeceğim. Oho, saçlarım da uzun var ya, 2 saatte kuruyor yemin ederim. O yüzden kitap okuyarak dersem, yani kitap okursam uykum gelir zaten. Yürüyüşe çıkarak demiştim. Onda da yürüyüşe çıkarsam da terlerim. Ben en iyisi bakım yapayım. En iyisi bakım. Buna karar verdim. En iyisi bakım. Evet arkadaşlar, 6. sorudayız. Hadi yavaş yavaş toparlan. Randevu saatin yaklaştı. Nereye gidiyorsunuz demiş. Ondan sonra bakalım bir. Bakalım bakalım. Yani güzel gözüküyor hepsi aslında. Büyük bir partiye demiş. Büyük bir partiye gidersem bir kere baş başa konuşamam yani. Ne haber canım diyeceğim. Sesini bile duymayacağım. İyiyim, senden ne haber falan bağıra bağıra konuşacağız. Bunu beğenmedim. Ondan sonra şık bir restoran demiş. Bu okey, bu cepte kalsın. Yani bu olabilir belki. Çin lokantası demiş. Ya ben yok, istemiyorum onu. Ne yiyeceğim ki? Sushi mi yiyeceğim? Çiğ balık mı yiyeceğim? Arkadaş, çiğ balık yiyen var mı Allah aşkına ya? Ölürüz yani, çiğ yersek ölürüz ya. Bu nedir ya? Yok, ben yemiyorum. Çiğ falan istemiyorum. Açık hava, açık havada romantik bir yer demiş. Oo, işte bu. Kesinlikle bu. Başka hiçbir şeye bakmıyorum. Şık bir restorana falan da bakmıyorum. Ben sadece açık havada romantik bir yeri kesinlikle ve kesinlikle tercih edeceğim bir şey. Bütün prensesler hayvanları sever. Hadi sevimli mi sevimli bir hayvan seç demiş arkadaşlar. Ya bu hayvanların çoğu tatlı. Ben şimdi ne yapacağım? Ya şu kuzucuğa bakın, şu domuzlar da çok tatlı yani. Domuzlar da çok tatlı. Şu kuş da çok tatlı. Yani şu kertenkele de biraz kararsızım. Bu birinci şeydekini de bilmiyorum ya. Su şeyiydi bu. Unuttum ismini. Neyse. Yani ben tabii ki de tavşan tercih edeceğim. Hani. Yani bilmiyorum ya. Tavşan iyidir yani. Tavşan iyi. Tavşanı tercih ettik. Son olarak bir prenseste mutlaka olması gereken özellik. Bunlardan hangisidir sana göre demiş. Evet arkadaşlar, çok mükemmel bir şeye geldik. Bir prenseste olması gereken şey. Aslında bunların hepsi yani. Güzellik, zekilik, sevgi doluluk, cesaret. Bakayım, başka yok. Yani bir kere bir prenses tabii ki de güzel de olmalı, zeki de olmalı, sevgi dolu da ve cesaretli de olmalı. Çünkü bütün ne derler ona? Bütün şeylerde, masallarda böyle değil mi yani? Hani hem böyle sevgi doludur, bütün hayvanları çok sever. Hem güzeldir, böyle güzelliğiyle büyüler. Hem cesaretlidir, kötülerden kurtulmaya çalışır. Hem de zekidir, çünkü kötülerden kurtulmaya çalışırken zekasını kullanır. Yani niye bunlardan bir ayrım yapıyorum ya ben? Ha, şuraya şey yazsan işte, salaktır, zeki değildir, bilmem nedir falan, çirkindir yazsan... Anlayacağım da ya, hepsi güzel şeyler ya bunların. Hangisini seçeceğim ben şimdi? Ya bir prenseste kesinlikle ve kesinlikle olması gereken şey tabii ki de güzelliktir arkadaşlar. O yüzden güzellik diyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ya ben arkadaşlar kırılgan güzel pamuk prenses çıktım arkadaşlar. Yani bir Disney prensesi olsaymışım pamuk prensesi olurmuşum. Yani bilmiyorum, ben aslında daha çok kül kedisi falan diye düşünüyordum kendim için ama pamuk prensesmiş. Okey, buna da razıyız. Sonuçta bir prenses olabildik yani, değil mi? Hani olamaya da bilirdim. Ne bileyim yani, bir şey de olabilirdim. Çirkin ve güzeldeki çirkin de olabilirdim. Hani bu şey olan, canavara benzeyen var ya, ondan da olabilirdim ama neyse ki olmadım. Evet arkadaşlar, eğer siz de ne bileyim beğendiğiniz bir prens ya da prenses varsa böyle masallardaki olanlardan yorum olarak yazabilirsiniz. Yani eğer benim hakkımda da hani pamuk prenses miyim acaba, yoksa başka bir şey mi olmalıydım? Bunu da yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanallarımıza diyorum. O kadar alışmışım ki. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.